retraktil testisler için, utangaç testisler için yaklaşım nasıl? Şimdi retraktil testisler inmemiş testislerin bir varyantı mıdır, benzeri midir, değil midir? Bu hep tartışılır. Hı hı. Aslında da çok net cevabı bulunmuş bir soru değil. Ama pratikte şöyle bir hesap yapılıyor. Eğer testis kendiliğinden rahatça iniyorsa ya da biz muayenede rahatça indiriyorsak ve bıraktığımızda yerinde kalıyorsa, aile gözleminde de, tabii aileye büyük bir sorumluluk vermiyoruz ama uykuda, banyoda, sıcak ortamda, çocuk ateşlendiğinde testisler kendiliğinden aşağıda gözlenebiliyorsa, bu durumda var olan durumun yaratacağı risk ameliyat riskinden daha düşük olduğu için biz ameliyat etmiyoruz. Ama takiplerde işler olumsuz tarafa doğru giderse, yani daha çok yukarıda kalmaya başlarsa, hiçbir şekilde aşağıda görülmez olursa, biz muayenede indirdiğimiz zaman bile bir lastik varmışçasına hemen yukarıya geri kaçarsa, ha, o zaman artık biz bütün ameliyat riskini vesaire, evet evet, o zaman o riskleri göze alıp ileride bir kısırlık vesaire olmasın diye testisi indiriyoruz. Yani biraz daha yumuşak formda bir inmemiş testis diyebiliriz. Çok net böyle rigid yaş sınırları konmamış bir inmemiş testis grubu diyebiliriz. Peki onlarda da olanlara, yani birinci yılın sonuna kadar beklediniz. Evet. Ya onda bekleme süresini uzatabiliyor musunuz? Kesinlikle uzatabiliyoruz. Bazen ergenliğe kadar hiç müdahale etmeden takip ettiğimiz retraktil utangaç testisli olgular oluyor. Ergenlikte zaten doğal olarak testisler büyüdüğü, hacmi, volümü, çapı arttığı için istese de yukarıya geri kaçamaz hale gelebiliyor. Ama burada çok kritik bir nokta var. Retraktil grup için konuşuyorum. Utangaç testisler için konuşuyorum. Ne gereksiz ameliyat yapacaksınız ne de gerektiğinde geç kalacaksınız. Yani takipleri çok dikkatli yapmak lazım. Ha, işler olumsuz tarafa kayıyorsa tamam, artık bitti bizim takip şeyimiz. Biz ameliyatımızı yapıyoruz diyoruz. O zaman ben kabaca tekrarlayayım. Lütfen. İnmemiş testis, eğer inmemiş testis ise 1 yaşına kadar bekliyoruz. Evet. Utangaç ya da retraktil testis ise puberteye kadar, yani takip ediyoruz. Takip edebiliyoruz. Evet. Yani bunlar ama takiplerde gerekirse de müdahale edebiliyoruz. Evet, evet. O tamamen o hastayı izleyen profesyonelin, sağlık profesyonelinin vereceği bir karar. Evet, kesinlikle. Tamamen bireysel. Kesinlikle. Hastaya göre değişiyorsunuz. %100. İşte. Yani utangaç testisler önemli değildir diye bir mesaj çok yanlış olur. Hı-hı. Ama utangaç testislerin neredeyse yarısında ameliyat gerekmeyebilir. Diğer, hı-hı, yarısında gerekir. Önemli olan kimde ameliyat gerekecek, kimde ameliyat gerekmeyecek. Bunu çok, evet, çok sıkı belirlemek. Evet, evet, kesinlikle. Belirlemek.